Her şey gelip geçicidir abi. Kim baki kalır? Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı, Kayseri taraftarı, Adana Demir, Beşiktaş taraftarı. Taraftar baki kalır. Kimlik her zaman taraftardır. Oradaki yöneticinin veyahut bir hesabın başındaki admin değil. O tezahüratları yapan kesim eleştirme hakkına sahipsiniz ama o statlarda söylenmeme deme hakkına sahip değilsiniz. Hikmet istifa. Ya bunu her her vatandaşı söyleme hakkı var mı? Var. Ama insanoğlu duygulardan ibaret insanoğlu bir şekilde tepkisini dile getirecek. Sen bu yasakları ne kadar arttırırsan insanların tepkisi o kadar büyüyecek. Tek bir talimatla bütün kulüp başkanları istenilen açıklamayı yapabiliyorlar ama bazı kulüplerin yaptığı açıklamalarda sen kimsin ki bana fosoptik fare istiyorsun ya? Tabii. Açıkça söylüyorum siz kimsiniz yani? Zaten insanların statlarda böyle çok daha gür bağırmasının sebebi sokaklarda, alanlarda gösteri hakkının pek çok şeyi yapılamamasından dolayıdır. Bu gerçek bu. Asist Analiz'den herkese merhabalar. Orhan Uluca ile birlikte gündemi konuşacağız ve gündemdeki en önemli maddeyi konuşmak istiyoruz. E, yasaklar, taraftar yasakları tabii bizim alanımız. E, yani insan artık çok zor günler yaşıyoruz. Yani artık her yayında söylüyoruz ama e, hani yaşadığımız bütün duygular o kadar karmaşık hale geldi ki duygular birbirine girdi. Anksiyete olmaya başladı hepimizde, uykusuzluk vesaire. Üstüne insanların nefes alabileceği, işte kendilerini ifade edebildikleri alanlar olan tribünlere de yasaklar getirilmeye başlandı. Ve bunu biz biraz konuşmak istedik, dertleşmek istedik. Siz de videonun altına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Yani taraftar ben bir kere şöyle başlayayım, orana paslatayım. Ben tribün çocuğuyum. Yani futbol altyapılarında da oynadım ama Çengelköy'de, Beylerbeyi'nde hayatım tribünlerde başladı. Ardından ortaokul, üniversite, lise sürekli olarak da profesyonel olarak bir basın mensubu haline gelene kadar ki bence basın mensubu olduktan sonra da biz yine tribün çocuğuyuz. Hep oranın söylediği güzel bir şey vardır. Bir bağlantı yoksa Dünya Kupası'nda bunu söyledi. Oranın mesela Almanya'ya, benim Arjantin'e bir tutku, bir e, tribün bağ bağ yoksa o adamın yorumlarında zaten samimiyet yoktur diye. Belki yani hani bizi selamladığı Dışarıdan de... meslek olarak yapılacak bir şey değil öyle. Değil ama. yani bir bankacı gibi, bir sigortacı gibi, bir avukat gibi, bir diş hekimi gibi çok da profesyonel değil. Bizim yarı tutkuyla amatörle yaptığımız bir iş. Bu kadar benim bu işte sevenler var, sevmeyenler var tabii ki ama hani maç anlatımımdan olsun, oranı yorumlarından olsun samimiyetin kaynağı tribündür. Taraftardır. Bu oyunun hiçbir anlamı olmaz taraftarsız. Şimdi ve esas aktör taraftardır. Yani her şey gelip geçicidir abi. Futbolcular gelir gider, doğru mu? Yönetimler gelir gider. Sportif direktörler gelir gider. Yorumcular gelir gider. Kim baki kalır? Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı, Kayseri taraftarı, Adana Demir, Beşiktaş taraf. Taraftar baki kalır. Tabii ama şimdi olayın başına gitmek gerekir. Yani Ülkemiz bir deprem felaketi yaşadı. Dürüst olmak gerekir her şeyden önce. Burada mevzu aslında... taraftarın sadanlık alınmaması değil tam anlamıyla. Neden alınmadığıyla ilgili bir durum var. Şimdi... ...biz deprem sonrası... ...bu ülkenin futbol kulüplerinin... ...bir birlikteliği söz konusuydu. Ve çok güzel bir şekilde... Tabii. ...doğru olarak... ...aslında övgüye bile masal olmaması gerekir ki... ...40 binin üzerinde insanın yaşamını kaybettiği bir trajedi yaşarken hiç kimse Fenerbahçelini Galatasaraylının öne çıkarmadan toplu bir şekilde bir birlik oldular. Eğer birlikse birlik bu alanda olundu, gerçekleştirdi ve futbol kulübü taraftarları bunu muazzam bir şekilde yaptı. Hatta bununla ilgili bir şey söyleyeyim mesela etkilendiğim bir ayrıntından bahsedeyim. Gerçekten siyasetçilerden, hatta sivil toplum kuruluşlarından ve daha başka mecralardan beklediğimiz samimiyeti İlk defa söylüyorum. İlk defa değil yani. Burada ilk defa söylüyorum. Ben futbol kulübü taraftarlarından gördüm. Mesela Fenerbahçe bir tweet attı. Bana göre çok da kötü bir şey değildi. Yani bir refleksle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu dedi. Orada bir en büyük şeyi vardı yardım esnasında ki bir refleks olabilir. Oradaki bir sonuçta kulübü ilgilendiren bir durum değil. Yani çok da büyük bir problem görmüyorum ben ama hani diğer taraftarlar bunu eleştirebilir. Böyle bir günde büyüklük vurgusu yapıyorsun diye. Ama bizzat tanıdığım Fenerbahçe her konuda koşulsuz destekleyen onlar değerli. Işte. Taraftarlar için ölen bizzat bu hesaplar benim tanıdığım, takip ettiğim bu hesaplar eleştirdi takımını. Silo evet. tweeti ne yapıyorsun? Bu devirde zamanı evet. değil. Muazzam bir şeydi bu benim için. Aynen. Yani Galatasaraylı yaşlı eleştirir Fenerbahçe'nin tweet'ini anlarım. Ama bizzat Fenerbahçeli taraftarlar o yüzden kimlik her zaman taraftardır. Oradaki yöneticinin veyahut bir hesabın başındaki admin değil. Benim için Fenerbahçe taraftarı bu açıdan sınıfı geçmiştir. Galatasaray taraftarı geçmiştir. Ha, taraftarda... Volkan Demir olan sempati. Yani bir birlik, hani diyorlar ya birlik beraberliği bozuyorsunuz diye. Yardım esnasında herkes yardımlaştı ve tek renk oldu. Tek yürek oldular. Üç büyükler birleşti. Buraya kadar okey. Şimdi. Ve birlik mesajları verildi. Çok güzel Trabzonspor-Fenerbahçe arasında birbirlerini... Retweet eden, alıntılayan çok keyifliydi. İşte yani, Trabzon Avrupa Kupası maçında inanılmaz dört, önce tüm formalar evet, vardı. Her şey harika bir atmosfer hani, yarattılar orada. Bak şimdi size dürüst olacağım, ee, birazcık böyle iyi ortamlara girdiğiniz zaman entelektüel ortamlardan bahsedeyim hatta futbol fanatik kitlesi en aşağı sınıfta olarak gözükür. Bizim sürekli öyle değerlendirilir. öyle evet. değerlendirilir. Onların gösterdiği bak hor görülür. hor görülür. Onların gösterdiği birlik, beraberliği, direnci ve e, samimiyeti ben hiçbir yerde bulamadım. Bak hiçbir yerde bulamadım. Ben sana bulamadım. Bir şey daha söyleyeyim. Organizasyonu da bulamadım. Ben çarşı keza aynı şekilde çarşı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, e, Trabzon Fenerbahçe, taraftar gruplarının e, Galatasaray dediğin gibi bütün taraftar gruplarının birebir ben çoğuyla sosyal medyada doğrudan yazıştım, telefonlaştım, konuştum. Koordinasyonda yardımcı olmaya çalıştım bu insanlara. Bunların birebir bölgede yaptıkları organizasyon, insanlara elden dağıttıkları ilaçlar, çocuklara elden götürdükleri kıyafetler, çadırlar. Bir sürü insana çadır evet. ulaşmadığında kendi aldıkları, satın aldıkları çadırları bu insanlar, bunları yapanlar taraftarlar, bunları yapanlar insanlar, bunları yapanlar halk. Organize olamayanlar vardı, organize olan taraftar grupları vardı. Şimdi buraya kadar problemimiz yoktu. Şimdi iş nerede kopuyor? taraftar, yani birlik beraber. Ve tabii ki bir sürü eksiklikler oldu. Yani kendi siyasi iç çatışmalarından dolayı yardımlar engellendi, geç gitti. Bürokratik hatta bırakın, engeller. Hatta bırakın, bak bir siyasi kurumun kendi iç çatışmasından dolayı da bir sürü şey engellendi. Yani insanlar en noktada can kurtarmayı öne koymadılar. Ve sayısız, hiç buralara girmeyeceğim. Benim demek istediğim şu, en nihayetinde geldi ve çok doğal olarak bu 40 bin bunun üzerindeki bir yaşamın kaybettiğimiz bir bir şehir kaybettik biz ya. Trajediyi daha şu anda ben tarif edecek kelime yok. Daha farkında bile değiliz yani ne yaşadığımızın. Bunu daha önce de söylemiştim. Hep okurum, hep bilirim Oğuz Atay'dan hani kelimeler bazı anlamlara gelmiyor der ya tehlikeli oyunlarda. Gelmiyor. Bunun bir karşılığı kelime yok. Felaket falan korkunç gün kurtamıyor. Kıyamet alemeti gibi diyelim. Ama bu alamet bu kadar büyükse ve bu yardımlaşma bu birlik beraberlik bu kadar büyükse elbette bu yitip giden canlıların gözümüzle dinlediğimiz çaresizliklerin hesabı olarak bir tepki oluşacak. Her eğer başka bir hükümet olsaydı belki ona da oluşacaktı. Olmadım, bu ayrı bir konu. Gölcükte olmadı. oldu. Oldu. Her zaman olacak olacaktır. tabii. Ki. Şimdi gelelim statların içerisindeki siyasi tezahüratlara. Bak. Seversin sevmesin. Allah ya Allah Bismillah Allahu Ekber. Bir siyasi tezahürattır. Doğru. Bu ülke layıktır, layık kalacaktır. Siyasi tezahürattır. Mustafa Kemal'in askerleriz, Siyasi tezahürattır. Bence değil diyebilirsiniz bazı şeylere. Kimi dinin olağan koşulları içerisinde, kimi Mustafa Kemal kurucu öyesi olarak biz hepimiz seviyoruz. En azından Ama hepsi ideolojik tezahürattır. Öyle söyleyeyim. Evet, ideolojik tezahürattır. Ve bu tezahüratlar beğenmeme ve o tezahüratları yapan kesimi eleştirme hakkına sahipsiniz. Ama o statlarda söylenmeme deme hakkına sahip değilsiniz. Çünkü arkadaşlar bunlar günün, yılın, 10 12 ayı gerçekleşen durumlar değildir. Eğer olağanüstü koşullar yaşandıysa bir ülkede tamam mı? Olağanüstü koşulların içerisinde bence üniversite normalde bilim yeridir. Üniversitede siyaset olur. Yolda gidersin, yolda siyaset olur. Berberde Doktor, olur ya. Berberde olur. Her yerde olur. İnsanların bir araya geldiği her mekanizma, her alan... Olağan dışında. Bunu sen engelleyemezsin. Bu bir. Ya bir de başka bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi Barcelona hep bir kulüpten fazlası derler. Niye derler bunu? Katalan oldukları için. Her şeyin dışında. Şimdi bak faşist bir bahsediyoruz Franco zamanında değil mi? Franco zamanı her şeyin engelletikleri için sadece statların içerisinde milli maaşlarını veya kendilerine Aynen. ait şeyleri söyleyebiliyorlardı. ve Kendi etnik kimliklerini evet. gerçekleştirebildikleri. Tek ilgileri... alan stat olduğu için o yüzden Barcelona kulübü sadece kulüp değil ve bir dönemde Katalanların simgesi veya e, en baskıya uğradığı dönemde kurtarıcı bir rol oynamıştır. Bir nefes aldı. Nefes aldırmıştır. Ya, Katalan halkına. Halk böyle. Bir araya gel, bir konserde de geldiğinde o mesela şöyle bir şey de olabiliyor. Örnek veriyorum. 3-4 tane askerimiz e, terör saldırısında kaybediyoruz. Şehit dönülmez, vatan bölünmez. Niye burada söyleniyor? Çünkü bir araya geliyorsun bu arada. Tamam. Bir tepki, bu bir duygusal tepkidir. Golden sonra askeri selam vermek de ideolojik bir şeydir. Siyasi bir kurum şey olarak algılanabilir dışarıdan. Bizim için tabii acıyı paylaşmak oluyor daha çok. Yani o gencecik giden askerin ölümüne bir saygı duruşu. Veya teröre lanet fark etmez. Her şey orada bugüne kadar hep oldu. Bugünden sonra da hep olacaktır zaman zaman. Siz onu söyleyen, o dile getiren ne zaman ki ben yanımdaki insana ya kalk şu tezahüratı yap veya yapmadığın için sana bir baskı uygularım. O ayrı bir konu. Her türlü tezahürat için bu geçerlidir. Her türlü slogan için. Ama bunun dışında ben insanları, siz insanları engelleyemezsiniz ağzınıza. Abi. Sadece sportif içeriklerle bir şey söyleyeceksiniz diye bunu... Ha, söylediği şey... Örnek veriyorum. Hakaret istifa. Ki. Ya bunu her, her vatandaşın söyleme hakkı var mı? Var. Her vatandaş bunu herhangi bir alanda toplanıp söyleme hakkı var mı? O zaman ne, ne diye konuşuyoruz biz burada? Aynen öyle. Bu yarın gelecek olan başka bir hükümet için de geçerli. Yarın sizin ya da başka birisinin üyesi olduğu herhangi bir oluşum için de geçerli. Biz burada her trajik olayın sonunda statta tribünde bir karşılığını gördük. Çünkü şimdi, insan karşıdaki ya duygu var ortada. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Dedim ya en başta ben bir tribün çocuğuyum. Diyelim ki X takımını Dortmund mesela Dortmund sempatim var. Ben bir taraftar olarak şunu istemem bunu ayıralım. Ben atıyorum Bayern Münih maçına gidiyorum. Dortmund Bayern Münih karşılaşmasında. Orada atıyorum. Orada da olmaz ya fantezi yapıyorum. Almanya'da işte Dortmund bölgesindeki madenciler ve şeyler, demir işçileriyle ilgili bir siyasi kriz var. İşte bir grevler, şunlar bunlar. Ben taraftar olarak hangi siyasi görüşte olursam olayım taraftar grubunun o gün Bayern Münih'i yenmeye sadece odaklanmasını isterim. Her kafadan farklı ses çıkmasını istemem. Ama ben de o bölgede yaşayan biriysen ben de tepki veririm abi. Benim orada işte komşum, anam, babam vesaire o sendikalaklardan faydalanamadığı için de müthiş bir yoksunluk yaşıyorsa işte insanlar depremde de hayatlarını kaybettiler. O zaman ben de şuraya gelirim bir anda. Yani anlatmak istedim. Başlarım Dortmund'una, Der klasik yerine Bayern Münih'e. Hayatta daha iyi, daha önemli mücadeleler var. Ben bunları şu an seslendirmeliyim derim. Senin en başta... Planlamıyorsun ki bunu zaten. Ha, bu zaten bir organize bir şey değil ki. Her, orada. Her eleştiri ya planlanmış dış güçlerin oyunda getirmeyin artık çocuk değiliz yani. Normal koşullar altında söylemek istediğim normal koşullar altında ben bir taraftar olarak asla ve asla atıyorum Dortmund, atıyorum Fener Galatasaray. Bu kimliğin dışında hiçbir kimliğin o stada girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bak hiçbir kimliğin ve hiçbir söylemin pankartın girmemesi. Sadece Fenerbahçe Sevilla ile mi oynuyor? Sadece Sevilla'ya odaklanıp Fener'e destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama insanoğlu duygulardan ibaret. İnsanoğlu bir şekilde tepkisini dile getirecek. Şu anda yapılan da aslında bir anlamda bu duyguları bastırmak ve yapılan çok tehlikeli bence bir duyguyu sosyolojinin de psikolojinin de bir numaralı kuralıdır. Freud söylüyor bunu, bütün sosyal e, toplum bilimciler söylüyor bunu. Ne kadar bastırırsan o e, kadar tepki çıkar. En büyük problem bu. Zaten sen bu yasakları ne kadar arttırırsan insanların tepkisi o kadar büyüyecek ve şunu da göreceksiniz. Şu anda tribünde hükümet istifa diyen, siyasi tezahürat yaptığı için arkadaşlarını eleştiren insanlar da bir süre sonra onlara hak vermeye başlayacak onları. Ama sen bunları böyle yasaklamasan böyle işte çok büyük ben Beşiktaş üyeliğinden çıkıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bu bir beka meselesi. Ya insanlar duygularını söyleyecekler. Yani ne yapalım? Yani ne yapalım? Şey mi olacak? Yani hiçbir şeye hakkı yok mu bu ülkede insanların? Başka açıdan ya bak başka açıdan insanların hani diyorlar ya mesela bunun yeri burası değildir diye. Benim kişisel fikrim başka bir alan bırakılmadı ki. Bu burası bile bırakılmadı. Ha bak bence de değil. Başka bu bir ara. alan bırakılmadığı için bu burada bir tezahür diyor. Burayı da kapatırsanız eninde sonunda bir yerden patlayacaktır. Bunu bırakın insanlar istediklerini söylesinler. Ya, yani, yanlış anlamayın ama hakemlere ana avrat düz küfrediliyor oyunculara ya, ediliyor. Tabi, bu arada Bunlara da dahi şu, bu bu, falan bunları falan. engellemiyorsunuz. Değil. Siyasi olarak sadece bir fikir belirtiyor. Bu dünyanın en doğal işi. Bir yoğunluk. Bu sadece burada değil. Bir de şöyle bir şey söyleyin. Şimdi bu e, biz iki hafta program yapmadık. Man doğal olarak yapacak durumda değildik zaten. Değil mi? Biz bak normal Hatay'da, Antakya'da yaşamıyoruz. Atıyorum diğeri başka bir şey yaptı. E, yas ilan ettik bütün ülkenin etkilendiği bir durumda ülkede o an için o süreçte ne yaparsak yapalım onun bir çıktısı olacak. Bu futbol maçıyla sıkıntı, sınırlı bir durum değil. Bizim programda da sınırlı, futbol maçta sınırlı, akşam bir yere oturduğunda da sınırlı. Atıyorum toplu hale geldiğinde başka bir şey yapıyorsa onunla da... Çünkü tüm ülke ilgilendiren bir durum. Yani e, bazen bir şey olur sadece belli bir kesim ilgilendirir, belli bir grubu ilgilendirir ama bu böyle bir durum değil. Dolayısıyla bunun çıktısı her yerde olacaktır. Ve en nihayet başa dönelim. Başka bir açıdan bakalım. Şimdi olayları biraz şöyle devam ettirelim. Sporda siyaset var. Şimdi ha, oraya girersek ben çok evet çok net şöyle bir şey yani var. E, bu ülkenin kulüplerin çok büyük hataları var bu ülkede. Hep konuştuk bunları. Geçen sene de konuştuk orada. Geçen sene bir programda hatırlıyorsan uzun uzun konuştuk bunu seninle. Almanya'dan örnekler de verdik. Sen bu kadar bir merkezi e, otoriteye bu Partisi hiç önemli değil. Şimdi sen bir spor kulübü olarak hangi merkezi otorite olduğu önemli değil. X olur, Y olur, Z olur. Daha önce de oldu. 20 sene önce de oldu. 50 yıl önce, Siyasi bir önce bir de Siyasi bir kurum diyelim. Siyasi bir kuruma. Bir merkezi otoriteye göbekten bağlarsan kendini, stadını ona yaptırmak olsun, vergi indirimleri olsun, bilmem ne yabancı sayısıyla ilgili yalvarmalar, yakarmalar olsun. Her türlü e, iltimas, kural tanımazlık... Bu konularda yardım istersen Göbeğinden sen bağlısın abi. Şu an Türkiye bunu geçen sene konuştuk hatırlıyorsun değil mi? Türkiye'de bütün kulüpler, sadece Anadolu kulüpleri değil. Bütün kulüpler, bütün spor kulüpleri Göbekten bağlı. İstiyorsun Sürekli merkezi otoriteden stat istiyorsun, onu istiyorsun, indirim istiyorsun, araziyi istiyorsun değil mi? Tesis yapmak için, vakıflar için bile, taraflar dernekleri için bile işte bir sürü ben bil, kendi bildiğim olaylar var. Onu istiyorsun, bunu istiyorsun, vergi afları istiyorsun, indirimler istiyorsun. E hepsini alıyorsun. Almanya'da mesela konuştuk ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Tamam. Ondan sonra da sana Merkezi otorite. Benim de buna ihtiyacım var dediğinde hayır deme şansı var mı? Hayır diyebilir misin abi? Diyemediklerini görüyoruz. abi. Diyemiyorsun işte. Bak Bu... bütün taraftar grupları bir irade ortaya koyuyor. Hepsi koyabiliyor. Neden? Bağlı değiller. Değiller. Bağlı. Çarşı bağlı mı? Yani çarşı bir dernek binası için gidip yalvardı mı? Merkezi otoriteye atıyor. Ve... Bu kadar sen kendini siyasete... Evet kucağına oturttun yıllarca. Şu anki yönetimler, önceki yönetimler fark etmez. Bizim spor kültürümüzde yıllardır var bu zaten. Çok uzun yıllardır bu var zaten. Çok eski dönemlerden var zaten. O zaman zaten sen onların dediğini yapmak zorundasın. Sen onların zaten bir uzantısı haline gelmişsin. Kulüpler açıklama yaptılar. Ben şunu da söyledim. Kulüp başkanlarının bir Iı, talimatıyla bu gerçekleşiyor. Ve kulüp, özellikle Anadolu'da pek çok kulüp başkanı zaten siyaset ile Yani bir kulüp başkanı... Organik ilişkileri var canım. Bir kulüp başkanının belediye başkanı olduğu noktada zaten biz ha. hangi sporla siyasetin Tabii. bir arada olmadığını konuşabiliyoruz. Tabii. Hal ve durumu olunca, zaten göbekten bağlı olunca tek bir talimatla bütün kulüp başkanları istenilen açıklamayı yapabiliyorlar. Ama bazı kulüplerin yaptığı açıklamalarda sen kimsin ki bana fosfettik fare istiyorsun ya? Tabii. Açıkça söylüyorum siz kimsiniz yani? Ben dünyada ilk defa eleştirilen hükümet Türkiye'den var. Yani her yerde her şekilde gerçekleşmiyor mu bunlar? Yaşamın içerisinde, hayatın içerisinde ya çok eminim bugünkü siyasi iktidar yerine başka bir iktidara bıraksın, başka bir siyasi örgütlenmeye bıraksın çok basit bir şey. Hükümet istifa. konuşulan konu bu. Onun için de söylenecektir. En ufak bir hele hele böyle bu tarz yaşanan büyük felaketler sonrası her zaman hayatın her alanında bunlar olacaktır. Kimi susturuyorsunuz? Bunu söyleyen insan neden organize bir kötülüğün parçası olmak durumunda? Neden yani nihayetinde bunu bugünkü hükümetin yani aşağı yukarı %99 oy ova aldı da biz mi bilmiyoruz? Bu demek ki bir tarz %50-50 bile baksan Abi. ciddi bir kesim var şu anda. 10 yıl önce de vardı, 20 yıl önce de var. Yarın gelecek olan, başa gelecek olan bir hükümet düşünelim. Tamam mı? Bugünkünün tam tersini düşünelim. E, o zaman da hükümet istifa denildiğinde şaşıracak mıyız? Tabii ki onları istemeyen Çok ciddi bir grup olacak ve bu grubun söz alabildiği bir. Neden organize olmak durumdayız? Neden organize kötülüğün ben sana da... bir parçası olmak durumdayız? Neden doğal bir insan tepkisi olarak karşılanmıyor ısrarla ve bunu söyleyen insana hakaret etme etkisini hangi kulüp kendinde buluyor ya? Hangi kulüp yani? Ben ciddi ciddi alınıyorum. Biz bu fut... renklerden bahsetmiyoruz burada. Yaptığınız bir resmi bir açıklama oturup düşüne düşüne yazdığınız şey, o anlık bir tepki değil. Siz nasıl bana hakaret etme hakkına sahip olabilirsiniz? Benim nasıl kişisel, doğal bir sonucum olamaz? Zaten insanlığın doğal bir tepkisi olmasa tribünde nasıl organiz olacaksın ki? Bunu inanın bana kulüp sahipleri de kulüp kulübün içerisinde görevliler de çok istemeyebilir. Başlarına pek çok bela alacaklardır kendi çapılarında ama bir şey diyemezler. Ve bu organize olmakla bir şey değil. X bu sadece Türkiye'deki bir şey değil. Genel bir politika. X başkana bağırıyorlar. Örnek veriyorum. Aziz Yıldırım'a bağırıyorlar. Değil mi? Paralı köpekler. Lafı çok ünlüdür ya. Hayır, ülkemize çok sıkıyor. E Aziz Yıldırım seçimi kaybetti. <laughs> ya o o o o o, o şekilde e, tezahürat yapanın bir gerçekliği olma olma ihtimali yok mu yani? Ya bu ülkede gerçekten anket yaptırdığınızda hükümet istifa demi diyecek olan bir 50 bin kişi yok mu diyorsunuz yani? Hayır diyemez mi? Ya diyemez bunu ayrı tevesi. bir konu. Haklı Haklı haksız ayrı konu. Bu e. özgürlük ya hakaret yok, küfür yok, incitme yok, bir şey yok. Aynen. Dünyanın en dü dünyanın her yerinde çok basit bir özgürlük alanının olduğu noktada bir parçası. Ya Franco gibi faşist bir dahi rejimde dahi stadın içerisinde Barcelona'ya kimse bir şey yapamamış. Yapmaya çalışsa bile. Stadın içerisine yine de girememişler. Adamlar orada bile oradaki bahsettiğim şey olağan bir durum değil. Bugünkü durumla kıyaslamıyorum. Ama orada bile diyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Diyelim ki %99'u %99.9'u dediğin gibi e, ist, böyle bir şey demiyor. Tamam mı? %0.0.1'in hükümet istifa demeye hakkı yok. Mu? Hakkı var. Hayır. E, <laughs> yani, i̇nandırıcı gelmesi söylerim. Yani <laughs> Öyle bir şey ki sanki %0.1 şey var. Olumsuz bir durum. Olumsuz düşünen insan var ve 50 bin kişi demek ki Suni bir gündem diyor ya veya organize kötülük diyor. Çok o gayet bunu bunu siz de biliyorsunuz. Bunu herkes biliyor. Sıradan olağan bir tepki. Bu tepkinin de alttaki yatanlar belli. Siz bu özgürlük kısaraktan, bastıraraktan Aynen. çok daha beter ve diğerine sıçramak ihtimali olan bir e, agresyon karşıtlık durumu yaratıyorsunuz. Bir kere Genel anlamda bu çok kötü. Zaten insanların statlarda böyle çok daha gür bağırmasının sebebi sokaklarda, alanlarda gösteri hakkının pek çok şeyi yapılamamasından dolayıdır. Bu gerçek bu. Statlara da karışırsanız eninde sonunda daha bu agresyon nereden çıkacak? Bırak insanlar statta bağırsınlar, deşarjı. çağırsınlar, deşarj olsunlar. Duygularını ifade etsinler. Adam orada 3 tane insan, mesela 3 tane 18 yaşında, 19 yaşında askerin ölümünü haberini alıyoruz ya. Şehit haber alıyoruz. Ne oluyor? içinde bir üzüntü var ya. Bir bağırıyor adam orada. Bir, bir en azından bir rahatlıyor yani. Bu özgürlük alanını kimsenin elinden almaya kimsenin hakkı yok. Ve bu e, bu şekilde engellenebilecek bir durum değil. Bu bir tespit yapılabilir sadece. Bak insanlığın böyle bir sıkıntısı var. İnsanlık ya da bizim halkımızın bu konuda bize karşı bir kesimin en azından bir e, tutumu var. Biz bunu kendimize anlataraktan değiştirebiliriz. Farklaştırabiliriz. Şey bu olması gerekir. Bakın biz aslında hükümet olarak daha fazla ne yaptığımızı söyleyebiliriz ama siz insanların sesini keserek değil. Deplasman yasağı ne ya. Deplasman yasağı sonuçta durduk yere ve temelinde çok geçerli nedenler olmadan daha başka siyasi içerikler sebebiyle yapıldığı eğer toplumun nezdinde kabul edilirse o zaman ciddi bir adaletsizlik de olacak. Şimdi Fenerbahçe deplasmanda bile olsa neden kendi seyircisi olmadan oynamak zorunda kalsın? Böyle bir cezaya mahkum olsun. Herhangi bir suç işlemediği halde. Tabii. Kayseri taraftarı geldi mi Kadıköy'e? Bu geldi. bir. İkincisi bu e, uyarıyı o zaman herkes kendi il güvenlik kurulmanı yapsın. Herkes maçlarını tek başına oynasın. Bunun temelinde bir şikayet olabilir Kayseri Spor tarafından. Az önce söyledik. 12 bildirinin yapılması nasıl tek bir emirle geldiyse bunlar da bu şekilde gelecek. Kimse çocuk, kimse çocuk değil. Kayseri Spor neden rahatsız olsun ya gelecek olan Fenerbahçe'de daha çok para kazanacaklar ama... Hiçbir zaman olmadı zaten. Şimdi bu bir yolu açmaktır. O zaman Beşiktaş itiraz edecek, Galatasaray itiraz edecek. Bundan sonra deplasman seyirciler almayacak. Neden? Neden? Daha dün bu depremden öncesi herkese de göstermedi mi taraftarlar birliğini? Deprem konusunda bu taraftar size yeteri kadar göstermedi mi ne kadar birlik ve beraberlik olunabileceğini? Siz örnek almalısınız taraftarları. Adam Hastaneden çıkmış. Icardi, for Icardi söylüyor. İnşallah çıkacaksın oradan. Icardi gol atacak, şampiyon olacaksınız diyor ya bir Fenerbahçe'li çocuğa. Ha. Volkan Demirel Galatasaray TV'ye davet ettiler. Ya Volkan Demirel kadar Galatasaray tribünleriyle problem olan insan yok. Trabzonspor o kadar bak yılların son yılların en büyük kavgalısı Trabzonspor Fenerbahçe arasında. Trabzonspor resmi internet sitesi dedi ya. Fenerbahçeli oldum ben bugün diyen e, kahraman orada kahraman bir adamı Twitter'la taşıdı. Onu alıntıladı, Fenerbahçe taşıdı. Spor kulüpleri ve spor kulüplerinin taraftarları gereğini yapmıştır. Beklerinden fazlasını yapmıştır. En çok kavgayı böyle bir durumda bile ayrıştırmacı ruhu orada ararsınız. Ama yukarıya bakın. Hani hor görülen o kesime değil de çok elit, çok aydınlık, çok insanlık için çalışıyormuş diyen diğer kesimlere bakın. Kuruluş amacı topluma hizmet etmek olan, insanlığa hizmet etmek olan kurumların bakın kendi çıkarı olmadığı zaman nasıl yardımların önüne geçiyor, A'lar yapıyor, B'leri yapıyor, C'leri yapıyor. Futbol taraftarına değil. Hepsine helal olsun dedim ya. Hepsine. En aşağıda en hani fanatik kitleden bahsediyorum. Her futbol da değil ama yani takımlarını her şeyin önüne koyan insanlar böyle bir felaket karşısında hiç görmedi, gözü görmediler. Helal olsun onlara. Gerek insani yardım konusunda, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un gönderdiği tırların haddi hesabı yok. Ve organize biçimde. Ve bütün taraftar hesapları, ben baktım, bütün taraftar hesapları depremde küçücük bir canı kurtarmak için tweetlerle, tweetlerle doldu. Hesaplar, güçler. O yüzden siz e, birlik olacağız dediniz. Taraftar bunu yaptı ve tekrardan siyasi nedenlerle... Kaygılarla. Kaygılarla. Fenerbahçe'nin işte deplasmana, taraftan deplasmana gitmesine karşı çıkıyor. 2 hafta sonra Beşiktaş-Fener maçı var. Seyircisiz mi oynanacak bu karşılaşma? E futbol oynamayalım o zaman. Çok vasat. Süper bir şey. Lig'i kapatalım o zaman. Burada da bu yaklaşım devam ederse tepkiler de artacaktır. Ortada olan bir gerçekliği görmeyerekten üstünü siyah şey yaparken kapatamazsınız. Onlar orada orada hala içinde bağırmak istiyorlar ve bağırdıkları zaman, çağırdıkları zaman hangi siyasi mesajı verirse versinler. Birbirlerine zıt mesajlardan bahsediyorum burada. Ya Allah, Bismillah, allah Akber de bir özgürlük şeyidir. İstedikleri gibi yapabilirler. Türkiye layıktır, layık kalacak da. Mustafa Kemal askerleriyiz de. Şehitler ölmez, vatan bölünmez Ne istiyorlarsa. isteyen halka karşı, yapana karşı bir şey söyleyebilirsin. Ama yasaklamak bu ayrı bir konu. Yani Fenerbahçe Beşiktaş tarafıyla ve Galatasaray Beşiktaş da Galatasaray Fenerbahçe taraftarıyla bir konuda zıtlaşabilir. Ama deplasman yaşandı hepsi bir bütün, hepsi bir futbol severdir. Bu bilinçle hareket edecektir bu ülke. Ben gördüm çünkü taraftarlar daha iyi birleşiyor doğru konularda. Başka türlü anlamsızlıklar da peyda olabilir. Bence bu acıyı yaşamış insanlar olarak hepimiz biraz hoşgörü hak ediyoruz. Evet noktalayalım. Ee, gündemi biraz konuşmaya çalıştık. Biraz dertleştik. Ee... Bunlar bizim ana gündemimiz. Yani evet, renklerin dışında asıl olan biz yani ana gündemimiz bu. Futbol taraftarı tribüne giden insan, futbol ve futbolun bu tarz şeylerden yoksun olması. Unutmayalım, futbol taraftarsız bir hiçtir. Hoşça kalın. Hoşça kalın.